كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Evet. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ Bacak bacağa dolaşır. Ayaklar birbirine geçecek. Yani bacak bacağa dolaşır derken ne yapacak? Böyle afallayacak bacak. Hani derler eli ayağına dolaştı. Bitti. Tedavi edebilecek kimse yok. Cehenneme gideceğini gördü. Eli ayağına dolaştı. Yapacak bir şey yok. Kaçacak delik yok. Gidemiyorsun. Bittin. Bittin ya, şu anı bir canlandırın ya. Azrail Aleyhisselam geldi, geliyor. Karşında geliyor, canını alacak. Ne yapacaksın? Bir kelime-i şehadet getirecek kadar vaktin var mı? Yok. Allah diyecek kadar vaktin var mı? Yok. Niye? Allah sana onu söyletmeyecek. Bak buradan açık açık söylüyorum. Sen Allah Celle Celal'in razı olduğu bir hayat yaşamazsan sana o nasip olmayacak. Nasip olmayacak. Bununla alakalı çok kıssalar var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bile söyleyemiyor, kelime-i şehadet getiremiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çağırıyorlar. Söyleyemiyor. La ilahe illallah diyemiyor. La kalıyor. Ne var diyor, bunun ne sıkıntısı var? Annesiyle dargındı. Annesiyle dargındı. Adam bugün anasına küfür ediyor, anasına. Anasına hakaret ediyor. Sofra hazır lan, kaldır lan, telefonun ver lan, ütüle lan. Bunu evlat anasına diyor ha. İşte böyle adamlar var bu memlekette. Bizim başımız dertten kurtulur mu kardeşim ya? Bu nasıl memleket ya? Anasına babasına söven adam, anasını babasını döven adam, anasının babasının cebinden para çalıp gidip uyuşturucu esrar alan adam. Bu nedir ya? Bu ne hayattır ya? Vallahi yazıktır ya. Ve o bacak bacak dolaştığı zaman işte sen Allah'ı razı etmedin, bitti kardeşim. Dönüşü yok. Bitti ya, bak düşünsene, bittin ya, sıfırsın. Amel yok. Cehennem hazır seni bekliyor kardeşim. İlâ rabbike yevme iznil mesâk. İşte o gün sevk ancak Rabbinedir. Öldüğün zaman sevk Rabbine. Bir adam eğer kötüyse, bakın kötüyse, ölüm melekleri ona kötü bir şekilde gelecek. Leş kokularıyla gelecek. Ve onu zift gibi bir kefenle kefenleyecekler. Zift. Ve onu birinci kat semaya yükseltecekler. Birinci kat semadaki melekler, bu kimdir? Onu, o yukarı çıkan melekler kötü, en kötü lakaplarla, işte falancanın bilmem nesi falanca. Onlar diyecek ki bu kötü kokulu, bu mahlukatı buradan gönderinecekler. Ve o melekler onu 500 senelik mesafeden fırlatacaklar, yere gidecek. Kabre sicciye girecek. O kötü kişi. Ölüm geldiği zaman Rabbine sevk olunacaksın. Ve o yalvaracak, beni gömmeyin. Beni gömmeyin, nereye götürüyorsunuz? Ben gideceğim yeri gördüm. Bağırıyor tabuttakilere. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o tabutu taşıyanlar diyor. Bak o tabutu taşıyanlar eğer diyor tabutun içindekinin o bağırışlarını duysa diyor hepsi olduğu yere düşer, ölür. Ve insanlar ve cinlerden hariç kimse, bak bütün hayvanat duyuyor onu. İnsanlar ve cinler duymuyor sadece. Ve duysalar hepsi olduğu yere düşer ölür. Kötü insan. Peki güzel olarak ölen insan ne oluyor? Azrail Aleyhisselam ve 500 melek geliyor. Güllerle, cennet kokularıyla, cennet kefenleriyle, miski amber kokulu kefenlerle geliyor. Ve onu kefenliyorlar. Ve o kişiyi birinci kat semaya yükseltiyorlar. Ve o birinci kat semadaki melekler diyor ki ey melekler, ey ölüm melekleri, bu güzel kokulu kişi kimdir? Falancanın oğlu falanca. Aman yarabbim, açın gök kapılarını. Açın gök kapılarını. Ona birinci kat semada izzet ikram. Ve onu kabrine indiriyorlar. Onun kabri cennet bahçelerinden bir bahçe. O kabrine taşıyanlar diyor ki beni çabuk götürün. Gömün beni çabuk. Beni gömün diye yalvaracak, bağıracak. Bak bak, hayata bak işte. Sen bir hayatını gözden geçir kardeşim. Hadi bakalım. Tabuttayken yalvaracak mısın? He? Baban omuzlamış. Görüyorsun çünkü babanı. Bir tarafta baban, bir tarafta abin. Seni gömüyorlar, götürüyorlar tabutla. Sen yalvarıyorsun, baba beni nereye götürüyorsun? Ben cehenneme gireceğim ama seni duymuyor. İşte bu dünyada o sesini babana duyurttur kardeşim. Evladına duyurttur. Baba namaza gidelim, sohbete gidelim. Baba Kur'an okuyalım, evladım namaz kılalım. Bu dünyada o sesini duyurtmazsan kabirde, mahşerde, tabutta duyurtamayacaksın kardeşim. Bir kısa bir mesele var aslında, onu da söyleyelim. Ondan sonra zaten bir 10 dakikanızı falan alacağım kardeşlerim. Şimdi bu çoğumuzun evinde huzur yok. Bunu herkes biliyor. Herkes biliyor kardeşim. Benim evim dört dörtlük diyen adam varsa kendinden şüphe etsin. Niye şüphe etsin biliyor musun? Müslüman üç beladan uzak kalmaz. Bir tanesi de sıkıntı, stres. Bir tanesi de sıkıntı, stres. Bak, bir adamın evinde
Ya tamam, hani hayatın güzel olacak, düzenli olacak ama ara sıra Allah Celle Celle bir yoklar seni, günahlarına kefaret olsun diye hastalık verir, bir şey verir, bir imtihan verir. Evde huzuru temin edemiyorsak kardeşim, namazlara dikkat edeceğiz. Namazımızı düzelteceğiz. Bakın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine bakın. Sizden biriniz, bunu iyi dinleyin arkadaşım, iki kulakla dinlemeyin, göz, burun, nereniz varsa dinleyin. Sizden biriniz namaza durduğu zaman şüphesiz ki Rabbi ile konuşmaktadır. Öyleyse nasıl konuşuna dikkat etsin diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya ne demek istiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? O okuduğun Sübhaneke, o okuduğun Fatiha'ya, o okuduğun İnna e'tayna'ya dikkat edeceksin. Kul huvallahu ehad, kulfu değil. Tamam mı? 50 kere söyleyeyim, yine söyleyeyim. Kulfu değil, inna tayna değil. Kul e'uzu bi rabbil felak min şerma halak, halak değil. Değil arkadaşım. Bak Efendimiz ne diyor? Dikkatli konuş diyor. Çünkü sen Rabbinle konuşuyorsun birebir. Nasıl konuşuyorsun? Bütün sureler yanlış, ayetler yanlış, harflerin başı, gözü, her tarafı kırık. Nasıl konuşuyorsun sen Rabbinle? He? Arkadaşım bunu üstüne basa basa söylüyorum. Manitanla buluşmaya gitmeden önce bir saat konuşma dersi yapmıyorsun. Aynanın karşısına geçiyorsun. Necla seni çok... Değil mi? Yapıyorsun bunu. Hele gülmeyin bıyık altından. Konuşmana dikkat ediyorsun. Ya ben şimdi pot kırmayayım da şimdi manitayla ilk defa buluşuyorum. Ya da iş görüş... Hadi iş görüşmesin diyelim. Siz takva ailesiniz. Size öyle ayakları yoktur. İş görüşmesine gittiği zaman diksiyonunu düzeltiyorsun. Ama işte beni böyle düzgün görsünler. Ben böyle kibar konuşayım. Bir de takım elbise giyeyim baba. Bir de jilete uğrayayım. Tamam böyle. Tam şeytanın istediği gibi. Adamla konuşurken güzel konuşuyorsun. Gidiyorsun para verip diksiyon dersi alıyor adam yani. Para veriyor bir de diksiyon. Gel ben sana burada bağcılar dili öğreteyim ben. Her yerde geçiyor baba. Tabii. Her yerde geçiyor. Tabii kardeşim ya. Sen insanları razı edeceğim diye diksiyon dersi al. Aman kibar konuşayım. Aman karım sevsin. Aman manitam sevsin. Aman patronum sevsin. Ama kardeşim namaza geldiği zaman ne okudu böyle? Subhanakallahü ve bihamdik. Böyle. Ya arkadaşım ya. Var kardeşim var. Var kardeşim. Yalan söylemiyorum arkadaşım. Açın sokak röportajlarını izin. Adama Fatiha'yı okuyor, Ettehiyat'ı okuyor ya. Ya var Allah Allah, yalan mı söylüyor? Adama kelime-i şehadet getiriyor, Sübhaneke okuyor adam ya. Bak Sübhaneke okudu dedi, adam İhlas Suresi'ni okudu, onu da yanlış okudu zaten. Var var. Adam bilmiyor. Bu adam bir de namaz kılıyor diyor. Abi diyor, 5 vakit namaz kılıyorum ben diyor. Namazda ne okuyorsun abi, türkü mü okuyorsun, ne okuyorsun yani? Ya arkadaşım, namazda bir şey okuman lazım. Ama ne okuyorsun işte? Kimle konuşuna dikkat edeceksin diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağzından çıkan abi dikkat et. Ne söylüyorsun ya? Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahman Mahkemtin ya Kenabudu. Olmaz. Bunu makara olsun diye söylüyorum. Böyle yapan adam var. Nereden biliyorum biliyor musun? Adamla yan yana namaz kılıyoruz arkadaş. Az önce dediğim mesele ya. Adamla 2 kilo sakal var bak. 2 kilo sakal bir cübbe var ya üf. Tahran müftüsü gibi geziyor sokakta. Tabii kardeşim böyle cübbeni bu kadar sarkmış. Yavuz Selim şal var. Adamı yolda görsen Evliyaullah diye paçasını yapışırsın abi. Bak bir daha söyleyeyim kardeşim. Hani gıybet diye kimse tanımıyor diye. Az önce dedim ya Sübhaneke okuyanlar rükû etti. Aa o işte o müftü var ya o müftü. Ben Sübhaneke'yi bitirdim. Müftü efendi secde yaptı. Ben böyle bakayım. Baba ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın sen? Sübhaneke okudum ya. Hayır talim tecrübeli okumuyorum ya. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmuk ve teala ceddük ve leyle gayruk. Bu kadar. Ben bunu okuyana kadar dedim herhalde Rabbine kavuştu, secdeye işte. Öldü herhalde, bunun başka çaresi yok. Başka çıkar yolu yok yani. Ben Sübhaneke okuyana kadar oradan aşağı iniyorsa ya ölmesi lazım ya da baba hiçbir şey okumadan direkt Allahu Ekber deyip secde yatacak yani. Ben bilmiyorum, ben buradan bunu çıkardım yani. Var mısın etrafınızda öyle adamlar? Var mı? Varsa plaket takın odama. Varsa baba Allah senden razı, süpersin ya. Helal olsun baba vallahi, al sana plaket tak, aferin. Demeyin sakın, Allah seni ulan de ağzına bir tane koyun. Ulan adam bir boksana de ya. Tanıdıklarınıza, tanıdıklarınıza. Gerçekten bak. Ya ben 2 rekat kılana kadar adam 4 kılıyor. He bundan da geç, bu rekoru egal eden de çıktı. Ben 1 rekat kılana kadar 4 rekat kılan adam çıktı. Ben bak şey olsun dedim bak. Ben diyorum, millet de diyor ama bencilsin. Ya ben derken arkadaş ağzıma laf böyle geliyor ben diyorum. Hani ya bak 1 rekat 4 rekat. Yanımda kılıyor. Görüyorum adamı. Ya ben şey diyeyim hani yavaş da şey yapmıyorum. Yavaş da kılmıyorum ben namazı. Tam öyle ortalama namaz kılarım yani. Ortalama. Tam böyle hani 4 dakika, 5 dakika, hadi olsun en fazla 6 dakika. Bu. Ortalaması zaten hani kurtarırı, bakın arkadaşım, namazın kurtarırı 4 dakika. Hadi olsun 5 dakika. 4 rekatlık namazın 5 dakikasa tamam inşallah. İnşallah tamam. Ama 3 dakika, 2 dakika olmaz. Allah için uyarıyoruz.